şunu çok merak ediyorum. Şimdi kadınlarda da erkeklerde de oluyor ama hani risk faktörü açısından popülasyonda, genel nüfusta hangisinde daha sık görülür? Eşit mi görülür? Nasıldır? Kasık fıtıkları için erkekler son derece şanssız. Her 10 erkeğe bir kadında gözükür. Yani erkeklerde görülme ihtimali 10 kat fazla, kadınlarda az. Kasık fıtığı için. Bunun çok net bir sebebi var. Erkeklerin üreme organları, testisler normalde karın içerisindedir biz anne karnındayken. Daha sonra o kasıktan bir kanal yardımıyla torbalara doğru iner. Hatta inmemişse, çocuklarda inmemiş testis nedeniyle ameliyat edilir, yerine yerleştirilir. İşte bu kanal zaman içerisinde açıldığı zaman kendiliğinden kasık fıtıklarını oluşturur. İndirektif kasık fıtıkları bu şekilde oluşur. Bu kanal kadınlarda yoktur. Kasık fıtıklarının çoğu da indirektif olduğu için hep erkeklerde görülür. Kadınlarda görülmez bu tip kasık fıtığı. Kadınlarda görülen çok daha farklı kasık fıtıkları vardır. Femoral fıtıklar vardır, direkt fıtıklar vardır. Kadınlarda da görülür ama erkeklerde çok daha sık görülür. Göbek fıtıkları ise her iki cinste eşit gözükür. Fakat burada da kadınların bir şanssızlığı var. Hamilelik sırasında karın içi basınç çok arttığı için, çok gerildiği için göbekteki o delik eğer fıtığı varsa açılır ve kolayca büyür. Dolayısıyla kadınların göbek fıtığı daha kolay büyür. Belki sayıca eşittir görülme sıklığı ama kadınlarda göbek fıtığı daha hızlı büyür.